tüm dünya televizyonlarında klasik haline gelen, ülkemizde de severek izlenen bilgi yarışması Büyük Risk'e hoş geldiniz. Ve karşınızda Serhat Kılıç. Show TV ekranlarında en büyük riski alan en tatlı 3 yarışmacı için açıyoruz bu gece programı. Ekranları başındakiler, stüdyodaki çok tatlı seyirciler, risk almayı seven bu 3 çılgın için hoş geldiniz. Çok tatlılar, çok değerliler. Birincisi Komiser Rıza'yı oynuyor. 80'ler dizisinde herhalde tanıyorsunuz. Başkomiser. Yani bak şimdi bana, benimkine bak. Hem sağcı tarafım var, hem solcu tarafım var. Ha bak şimdi, hop, solcu oldum. Hoppa, tekrar sağcı oldum. Anladığın gibi benim sağım solum belli olmaz Selahattin. Evet, hoş değil tabii yani. Bir yarışma kaydına bu şekilde düzeltme yaparak. Baştan alabiliyor muyuz? Başkomiser olarak tamam. Düzeltmek kaydıyla. Tamam, başkomiser olarak geldi kendisi. Onur Dilber, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Alacağın parayı ne yapacaksın? Alacağım parayı sana Hakan'ın vereceğim. Hakan'ın borçlarına yatıracak, teşekkür ediyoruz. Ayşe Tolga bizimle beraber, bir alkış geldiği için. Başımızın tacı, setimizin neşesi, enerjisi. Öyle daktilo kursu falan deyip geçme Gülden. İlk günden bir sürü ödev verdiler. Aa, öyle mi? Ne yazacaksınız peki böyle? Okuma fişleri falan mı? Kaya topu tut, Cemil bayrak as ve Ahmet okula koş. Dünyanın en güzel kız çocuğunun annesi olmasıyla ünlü Can Yel'e de buradan yanaklarına öpücükler konduruyoruz. Hoş geldin Ayşe'cim. Hoş bulduk. Çok tabii basit ve ucuz rakipler ama senin için eğlenceli olacak diye düşünüyorum. İyi ki davet ettin beni buraya. Onur ve Hakan'ın olması da ekstra bonus oldu. Onlar olmasaydı biraz daha onlar zorlardım ama gelirdi. Onlar olmasaydı bu kadar para kazanamayacaktın. teşekkür ediyoruz. Bol şans. Hakan Bulut'a geliyorum. Merhaba. Butik Ali hepimizi kekledi. Dizi boyunca hepimize evet. Abuk sabuk şeyler sattı. Evet. Bana her şeyi de ama bu koçlar rovaşataya kalkamazlar deme güzel abicim. Ben bu hayvanları özel otlarla yetiştirdim. Kekiğini Istranca dağlarından, arpasını Konya ovasından getirdim. Ellerimle tek tek verdim, tek tek besledim. Burada bakalım ne satacak, ne satacaksın? Vallahi ne varsa satacağım işte. Mesela bardaktan başlayabilirim hemen. Evet, şu elimde görmüş olduğunuz büyük risk bardağı. Serhat Kılıç'ın sunumuyla sizler için sayın abilerim 50 liradan başlayan ücretlerle en fazla artırmayla içinde suyuyla beraber benim de dudaklarımın değmesiyle biraz daha fazlalaşıyor ve 150 liradan açılışını yapıyorum. Buyurun. Bana her şeyi de 150 lira deme. Sahnede en çok eğlendiğim insanlar acaba para tablosundan ne kadar para kaldıracaklar? Paraları görelim. Oh, canıma değsin. Bu paraları kazanmak için hangi başlıkları açtıracağız? Şarkıları tamamla, çok iyiler. Unutulmaz replikler, daha da iyiler. Nesi meşhur, kaçırmazlar. Aşağı yukarı Onur'un alanı. Tekerlemeyi tekrarla, Hakan iyidir. Amca Ayşe bilir. Onur'la başlayalım. Hangi başlık kaç para? Şarkıları tamamla. Birincisiyle başlayalım. Şarkıları tamamla kategorisinden ne kadar miktar para? 100. Ha, 200. 100. 200 lira dedi. Ödleyin tekidir. Gelsin sorusu. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ayşe tamamla. Sevdiceğim yavrucağım, niçin beni üzersin? Niçin beni üzersin? 200 lira Ayşe'ye gidiyor. Ayşe'yle devam ediyoruz. Bravo. Hangi başlık kaç para? Nesi meşhur? 500. Nesi meşhur? 500. Gelsin lütfen Ayşe Tolga için. Bici bici tatlısı, şırdan ve meşhur kebabını yedikten sonra Varda Köprüsü'ne de görmeye gittiyseniz bu ilimizdesinizdir. Onur. Ben mi? Tamam. Adana. Adana doğru. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Aşağı yukarı
500. Buyursunlar. İbrahim Tatlıses'ten de dinlediğimiz bana ne bahardan yazdan, bana ne borandan kardan sözlerine sahip türkünün devamıdır. Hakan. Aşağıdan yukarıdan ah yolun sonu göründü. Doğru cevap Hakan Bulut'tan. Gittim dünyanın. Kütük Ali ile devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Şarkıları tamamla 300. Bak. Hakan. İnsan sevdi yine öbüyle. Böyle mi yapar? İnsan böyle mi yanar? İnsan sevdi yine. Böyle mi yapar? Sağ olun. Buyursunlar. Amca 200. Amca. Risk al ya, 500 de. Tamam, amca 500. Amca 500 Hakan için gelsin. Amcanızın eşinin annesiyle sizin babaannenizin akrabalık durumunu anlatan sözcüktür. Ayşe. Dünür. Dünür. Dünür doğru. Ayşe ile devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Aşağı yukarı 400. Buyursunlar. Evet. Benim burada dansım var ama hep müziğe geç kalıyorum. Ortaya karışık geliyor Ayşe Tolga için. Sadece Ayşe Tolga yarışıyor. Ortaya karma karışık sorduğumuz bir soru. Hakan boş bakıyorsun. Sorumuz geliyor. Fotoğrafların çağrıştırdığı Türk TV dizisidir. Ayşe. Kurtlar Vadisi. Biliyor. Ben tabii yarışmayı açarken de söylemiştim. Bugüne kadar yaklaşık 3 yıldır biz Ayşe Tolga, Hakan Bulut ve Onur Dilber'le çalışıyoruz. Ve daha şimdiye kadar sorulan bir soruyu Hakan Bulut ya da Onur Dilber'in bildiği hiç olmadı. Genelde setle bilgileri biz kimden alıyoruz? Ayşe'den alıyoruz. Devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Nesi meşhur? 400 liralık. Buyursunlar. Dansına bir yetişsem çok güzel olacak bu köşeler ama dans çok kısa. Ayşe için geliyor, Ayşe ortaya için. Karışık geliyor. Bakalım ortaya Ayşe ortaya. İçin neler karıştırdık. Gelsin lütfen. Harfleri karıştırılarak verilmiş kelimeyi okuyunuz. Ayşe. Allah Allah. Karbüratör. Karbüratör doğru kabul ediyorum. Bu tuş çalışmıyor. Normalde Onur şey Dilber yahut Hakan Bulut'un okuyamayacağı kelimeyi sadece doğru okuduğu için Ayıp. Kabul ediyoruz. Ayşe ile devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Unutulmaz replikler 400 lira. Benim de rol aldığım Güneşi Beklerken adlı dizide jenerik olarak kullanılan Gitti Gider adlı şarkının sahibi. Daha önce de Sertab Erener'in Everywhere That I Can bestelemiş ünlü müzisyendir. Ayşe? Demir Demirkan. Demirkan cevabı doğrudur. Ayşe ile devam ediyoruz. Kerem Bürsin'e muhteşem İngilizcesiyle Everywhere That I Can diyebildiği için teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Ayşe hangi başlık kaç para? Unutulmaz replikler 500 lira. Buyursunlar. Adaletine, insanlığına kurban olayım Hakim Bey. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil? Repliğiyle hatırlanan Sadri Alışık'ın canlandırdığı karakterdir. Hakan. Allah'ım yandı inanılmaz. Offside Osman. Offside Osman doğru. Hakan'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Amca 300. Amca baba yarısıdır. Formülüne göre 6 amca bu kadar baba eder. Onur. Aa yandı mı? ciddi misiniz? 3-3. Hayır bildim. 3-3. 3. Ayşe. 3.
3 Ayşe'ye gidiyor paralar, 2200 lira. Demek ki cıvımakla olmuyor. Ayşe Tolga'yla... Onların zayıflıkları Tolga bana puan olarak geliyor. Haklısın, haklısın. Evet, Ayşe Tolga hangi başlık kaç para? Tekerlemelerden korkuyorum. Ha, o yana var. Oraya girme, sonra gir oraya. Oraya hemen girme. Tekerlemeyi tekrarla. Bakın zaten zor söylüyorum. Tekrarlayalım. Tekerlemeyi tekrarla 500 lira. Buyursunlar. Cemil Canip'in cicili bicili cumbalı cilt evinde cümbür cemaat cacıklı cicili cücüklü cacık yer. Hadi kim basıyor? Onur. Aa, evet çok kolaymış. Cemil Canip'in cicili bicili cumbalı cilt evinde cümbür... Ne oldu? Öttü bir. Niye söylüyordum yanlış ben? Yanlış okudu. Hayır yani. Ayşe sen var söyleyeceksin. Var mı basan? Ben basayım deneyeyim. Ayşe. Cemil Canip'in cicili bicili cumbalı cilt evinde cümbür cemaat cacıklı civcivle cücüklü cacık yer. Doğru kabul ediyorum. Ayşe Tolga'yla devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Şarkıları tamamla 500 lira. Buyursunlar. Kadehimde sihir olsa ben içerim bana getir. Kadehimde zehir olsa ben içerim bana getir. Ben bas... Hakan. Yıllar var ki özleminle... Bu şarkı doğru şarkı değil bence. Ama... Hangi şarkı bu? Saniye. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir saniye. Bir dakika ya. Baştan sona uyduran tek yarışmacı olduğu için ama... yanına kadar gitmeyi uygun buluyorum. Serhat Bey çok affedersiniz. Şarkıyı tekrar tamamlayalım. Tamam. Serhat Bey aslında düğmeyi test ettim ama tamam. Yıllar var ki hasretim o gül yüzüne. Ne alakası? Kararlıyım bu gece senin olmaya geldim. Yıllar var ki hasretim. Yani aslında test işte, şey testi. Yanlış cevap, doğrusu neydi abi? Dudakların mühür olsa ben içerim. Bana getir. Halim nedir? Bravo. 5 kuruş para veremiyoruz. Ayşe Tolga'yla devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Amca 400 lira. Ben Mehmet Yılanlı. Çömlek ustasıyım. Yarışmacılara başarılar dileyerek sorumu soruyorum. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek gibi nesnelerin genel ismidir. Kütahya denince akla gelir. Kütahya, Onur. Porselen. Ayşe. Okulundan mezunum. Marmara Güzel Sanatlar Seramik Bölümü mezunuyum. O yüzden doğru cevap da seramik. Seramik doğru. Devam ediyoruz Ayşe ile. Diğerleri perme perişan bakıyorlar. Hangi başlık kaç para Ayşe'cim? Arkadaşlarımı daha fazla ezmek istemiyorum. Onların da bilebileceği bir şey söylemek istiyorum. Şarkıları tamamla 400 lira diyorum. Siz buyursunlar. Bir parçaya dönüşün. Hadi basın, ben basmıyorum daha, ne yapayım size? Hatıralar. Kim? Ben mi çıktım ha? Bence. Neydi? Hakan. Üzülsün meyler yere hatıralar. Doğru kabul ediyoruz. Hakan'la devam ediyoruz. Efendim farkındaysınız. Hangi başlık kaç para? Aşağı yukarı 300. Zıt, zor ve sakıncalı durumlar karşısında karar verme güçlüğünü anlatan bir sözdür. Onur. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ah, yukarısı bravo. Sakal olacaktı ama doğru kabul edildi. Onur'la devam doğru ediyoruz. Doğru mu söyledim? Helal, Onur'un helal. Bana 400 lira borcu var. Setten de 200 lira vardı. 600 lira oldu. Neyse bunu burada ekranda söylemeyelim. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Nesi meşhur? 300. Hayırlı akşamlar. Herkese kolayla gelsin. De bütün yarışmacıları ve orada olan seyircilere de selam ediyorum. Eskiden derken... Eskiden de var da şimdi de var yani. Bizim mahallede de böyle bağıra çağıra dolaşırlardı onlar. Ne bileyim yani darı, buğday, arpa gibi o tahılların böyle ekşitilmesiyle, ondan sonra kaynatılmasıyla böyle
tatlımsı, mayuşumsu bir içecektir. Ondan sonra varla böyle sokaklarda gezerler onlar. Şimdi bak, bu atasözüne göre, şimdi soruyorum, dikkatli dinle, acayip önemli çünkü bu. De bu atasözüne göre, bunu satan adamın şahidi şiracıdır. Hadi bakalım, hadi cevap ver. Onun? Boza. Boza. Maalesef bozacı olacaktı. Ama neyse, kabul ediyoruz. Hayır, devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? -100 liradasın. Evet. Tamam. -100 mü? Tamam. Şimdi toparlayacağız. Berat Yenilmez'e teşekkür ediyoruz. Evet. Buradan ya. Tüm ekibe evet. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz hep birlikte. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Tekerlemeyi tekrarla. 400. Ne kadar yazık. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesicelerden misiniz? Öyle mi? Ben mi herhalde? Evet, sen bakalım. Galiba. Basarsan. Sağ olasın. Aa. Ama basan sen. Abi hep zorlar bana. Hakan. Şemsi yavaş, Paşa yavaş. Pasajında sesi büzüşesicelerden misiniz? Doğru. Hakan, bul karayı, al parayı. Unutulmaz replikler 300. Unutulmaz. Evet. Ne oldu? Ya ne oldu? Şu dansı bir oturtamadım ya. Hakan için ortaya karışık gelsin lütfen. Kelimelerin yazıldığı renkleri söyleyiniz. Hakan. Efendim. Başla. Pembe. Pembe, köpek. Siyah, kırmızı. lacivert. O ne ya? Göremiyorum ki ben. Mavide turuncu yazıyor. Ondan sonra turuncuda mavi yazıyor. Kahverengi de mor yazıyor. Pembe de ben renk körüyüm. Tam da bana verdiniz. Bir şey olması inanılmaz. Niye cart ya? Hayır, niye cart yani? Süremiz doldu Hakan'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Nesi meşhur 100 lira. Buyursunlar. Tirit ve bandırma yemekleriyle meşhur 37 plakalı ilimizdir. Onur. Evet, tirit ve bandırma Kastamonu. Kastamonu doğru. Onur'la devam ediyoruz. Hiç parası yok. Unutulmaz replikler 200. Cüneyt Arkın'ı bağırmayacaktın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Repliğiyle hatırladığımız... Filme de adını veren, savaşta kahramanlık gösteren kimseyle verilen isimdir. Ayşe. Cengaver. Doğrudur. Ayşe verdiği için Ayşe Tolga devam ediyor. Ay korkuyorum. Tekerlemeyi tekrarla 300 lira. El alem Aladan'a aldı. Aladan'a landı da biz bir Aladan'a alıp Aladan'a lalalalalalala. Onur. El alem Aladan'a aldı, Aladan'a landı da biz bir Aladan'a alıp Aladan'a lanamadık. Doğru kabul ediyoruz. Para Onur'da. Harika. İlk kez bu yarışmada birinin 300 lirası var. İnanılmaz. Varol, varol. Onur'la devam ediyoruz. Evet. Hangi başlık kaç para? Aşağı yukarı 200. Aşağı ve yukarı ayrancı semtlerinin bulunduğu La Bebe. Hitabını en sık duyduğumuz ilimizdir. Benim de ilimdir. Heh. Onur. Heh, senin de ilindir. Senden dolayı çok severiz. Ankara. Ankara doğru. Onur Dilber'le devam ediyoruz. 500 lirası var. Hangi başlık kaç para? Unutulmaz replikler 100. Buyursun. Kalmış. Günün fırsatı Onur Dilber için geliyor. Bu önemli bir fırsat. Gönül isterdi ki senin de diğer arkadaşların gibi cebinde paran olsun. Ama fakirin tekisin. yani tablo ortada. Bu 500 liranın ne kadarını riske ediyorsun günün fırsatı için? Bu sadece sana özel. Kanka, yani sen bir ne kadar riske edebiliyor 500 lirası 500, varken? Kanka hepsini. Üzerine ben ekleyebiliyor muyum? Onur benim tanıdığım. Ben para koyamıyor muyum? Olmuyor. Peki. Biz yine kenarımızı yapalım. Evet, günün fırsatı geliyor. Onur Dilber için 500 liranın tamamını risk ediyor. Sanki çok parasız aksın, çok para zannetsin. Onur Dilber için günün fırsatı gelsin. Yeşilçam'da benim annem kimdi?
ya da benim annem nasıl biriydi sorusuna karşılık en sık verilen yanıttır. Senin annen bir melekti yavrum. Doğru! Paralar Onur'da. Hakan'ın yakaladı sayıları. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? En çok nerede var? Amca 200. Buyursunlar. Amcanın baba olmayan kardeşidir. Hakan. Hala. Hala doğru. Hakan'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Aşağı yukarı 100. Buyursunlar. Nereden baksan neredeyse anlamına gelen ve içine geçen sayılar Trakya ağzında hoş bir söylenişe sahip deyimdir. Ayşe? 3 aşağı 5 yukarı. Doğru. Ayşe ile devam ediyoruz. 3400 lirası var. Hangi başlık kaç para? Nesi meşhur? 200 lira. Buyursunlar. Marie Bakele asalları kızarıp top oynarken idirmiş ya cabı cümlesini duyabileceğimiz ay çiçekleriyle meşhur ülkemizin Anadolu olmayan kısmıdır. Hakan? Trakya. Trakya doğru cevap. Hakan'la devam ediyoruz. 1700 lirası var. Hangi başlık kaç para? Tekerlemeyi tekrarla 200. Buyursunlar. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Tekrar et lütfen. Onur? Ha yine ben. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Bravo. Şişe için veriyoruz. 1200 lirası var. Onur devam ediyor. 3 kategori 3 para var. 100 lira. Şarkıları tamamla 100 lira. Buyursunlar. Duydum ki unutmuşsun gözlerinin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Tamamla. Ayşe? Yazık olmuş o gözlerden sana kan yaşlara. Tekerlemeyi tekrarla ve amca hangisi Ayşe? Amca 100 lira. Serhat'cığım merhaba. Ya daha ilk sorulardan zaten ne kadar iyi bir sonucu olduğunu ispatladın. Herhalde Selçuk abi de izliyordur diye düşünüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Sorumuza geçiyorum. Sorumuz elbette 80'li yıllardan. Emeklilik yaşı gelmiş, 4 yaşlı kadının hep birlikte Miami'ye yerleşmesini ve orada başlarından geçenlerin anlatıldığı 80'li yılların popüler dizisi nedir? Ayşe. Altın Kızlar. Doğru cevap. Tekerlemeyi tekrarla 100 lira Ayşe Tolga için geliyor. Zamçı zevzek zirzop zilli zorba zurnacıyla züğürtledi. Tekrar et lütfen. Onur. Zamçı zevzek zirzop. Süre doldu. Yok, bunu söyleyeyim ya. Hakan. Hayır, zamçı zevzek zirzop zilli zorba zurnacıyla züğürtledi. Doğru. Ya, Hakan ya. 1800 lira, Ayşe 3600 lira, Onur 1100 lirayla. Onur ve Hakan'ın Ayşe'nin karşısında rezilliğiyle devam ediyor. İkinci etap başlıyor. Serhat Bey, karşınızda çok farklı bir yarışmacı var bu saatte. Evet. Evet, hazırım ben. Farklı yarışmacılar için para tablomuzu görelim lütfen. İşte burada. Ne i̇şte para bu. Var tabloda? Asıl para burada. Olay bu. Tablomuz için para başlıklarını görelim lütfen. Okullu sorular. Yeşilçam'da kadınlar. 90'lı yıllar. Sıraya diz. İkili. Şiveden çıkart. Eksi 200'den buralara gelen 1100 liralık sermayesiyle yarışmaya devam eden Onur'la başlıyoruz. Hangi başlık kaç para? Okullu sorular 1000. Bravo! Alkışlar Onur Bilber için. İşte hırs böyle bir şey. Yarışmacılarınıza başarılar diliyorum. Ben Cengiz Sarıkuş, enstrüman yapımcısıyım. Şimdi sizlere Türk müziğiyle ilgili bir soru soracağım. Türk müziğinde sıkça kullanılan ana sazlardan biri olan yay ve mızrapla çalınan bu çalgının adı nedir? Onur. Tambur. Tambur
Doğru. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Şiveden çıkart 1000. 1000 lira risk alıyor yeniden Onur Dilber. Gizli bağlarında dolanıyorum, giderim yarimi, aman aranıyorum. Sözlerine sahip Türkiye'deki Gesi pastırmasıyla ünlü bu ilimizdedir. Hakan? Kayseri. Kayseri doğru. Hakan Bulut'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Okullu sorular 800. Buyursunlar. Sağ olun Serhat Bey. Okula erkenden gelip kapısında duran, ziyaretçi defterini tutan ve öğretmenlerin çeşitli ihtiyaçlarına yardım eden öğrencidir. Şimdi bas. Hakan? Nöbetçi öğrenci. Nöbetçi öğrenci doğru. Hakan Bulut 3600 lira. Ayşe Tolga'yı yakalıyor. Sağ olun. Onur 2100 lirayla sürünmeye devam ediyor. Hakan sendeyiz. Tabii Serhat Bey. Yeşilçam'da kadınlar 100 lira, pardon 1000 lira. Affedersiniz. Risk aldı. Evet efendim. Türk sinemasının ilk yıldızı ve kadın yönetmenidir. Evet. Onur. Efendim Cahide Sonku. Doğru cevap. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Bin nerede var? En çok nerede var? 90'lı ha. Yıllar sıraya diz. Sıraya diz 1000 lira. Sıraya diz 1000 liralık soru istedi Onur Dilber. Başa baş gidiyoruz. Karekök 7, 3 ve Karekök 17 sayılarının büyükten küçüğe dizilmişidir. Ayşe. Bilemeyeceğimi sandınız değil mi? Bakın evet. Söyleyeceğim. Karekök 10... Süre doldu. Hakan. Nasıl? Karekök 17, 3 Karekök 7. Hayır yanlış. Hayır yanlış ben. Hakan Bulut devam ediyor. Hakan Bulut 4600 lira. Sağ Ayşe 2600 lira. Olamaz. 3100 lira. Hakan sendeyiz. Hangi başlık kaç para? 90'lı yıllar 1000 TL. Buyursunlar. Sağ olun Serhat Bey. Şu bastığım taşlar eskinin dar sokaklarında kullanılırdı. Şimdi artık pek rastlanmaz oldu. Genelde parke taşları döşüyorlar. Yahut da bu güzelim taşların üstüne asfaltı döküp gidiyorlar. Evet, ben bu güzelim eski taşların, döşenmiş taşların adını soracağım. Bir de tüyo verin. Bir Balkan ülkesinin adıyla da anılır. Onur. Ne güzel söyledi Rasim abi ya. Ağzına sağlık. Arnavut kaldırımlar. Arnavut kaldırımı doğru cevap. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Gemi azıya aldı. 4100 lirası var. Rasim abiye sevgilerimizi, saygılarımızı saygılar, sunuyoruz. Sevgiler. Katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Şimdi 1000 puan, 1000 lira sadece ikilide kaldı. İkili diyorum o yüzden 1000 lira. Buyursunlar. Duydum ki Ergun Plak yeni bir yarışma programına başlamış. Üstelik de kendisi sunuyormuş. Hayırlı olsun diyorum ama benim bundan haberim yok. Yani bunu ayrıca ben Ergun'la konuşacağım. Konuşacağım çünkü biz nişanlıyız artık. Yani gördüğünüz gibi bir nişan durumumuz var. Neyse o bizim şey, hallederim ben onu. Ben size bir soru sormak istiyorum. Yani Ergun size bir soru sormamı rica etti kendisi. Şöyle sorum, çok basit. Hemen bileceksiniz diye düşünüyorum. 80'lerde çok havalı ve çok ünlü bir saç modelidir kendisi. Benim de kullanmış olduğum bir modeldir. Baş harfi de P ile başlıyor diyorum. Saça bir yöntem uygulanır. Bu yöntemin adı nedir? Artık bunu da ben bilirim ya. Benim uzmanlık alanıma geliyor değil mi? Ayrıca Nazlı da arkadaşım. Tabii ki perma. Perma doğru cevap ve bu arada arkadan sesi gelen Ceyhun'a teessüf ediyoruz çünkü orada bir çekim yapılıyor. Ayıptır artık hep böyle. çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Perma'yı bildiği için Ayşe'yi tebrik ediyoruz. Bu soruyu sorduğu için Yasemin'e de kurban oluyoruz. Ayşe'yle devam ediyoruz. 3600 lirası var. Hangi başlık kaç para? Yeşilçam'da kadınlar 800 lira. Buyursunlar. Oo.
yetişemiyorum. Müziğe yetişebilsem o kadar güzel danslar hazırladım ki. Ayşe için ortaya karma karışık bir soru seçtik. Sadece Ayşe Tolga yarışıyor. Sorusu gelsin lütfen. Fotoğraftaki ünlünün adıdır. Ayşe. Ayşen Gürda. Ayşe Tolga ile devam ediyoruz. 4400 lirası var. 90'lı yıllar 800 lira. Buyursunlar. Sokakta oynanan mahalle maçlarında bu sayı kadar korner kazanan takım bir penaltı atar. Onur. Ah, çok penaltı attım öyle ya. 3. 3 korner bir penaltı. Doğru cevap. Onur'la devam ediyoruz. Şive'den çıkart 800. Bugün daha iyi, şimdi daha iyiyim. Ortaya karışık geliyor Onur Dilber için. Ha. Onur hazır mısın? Sadece sen yarışacaksın. Ayşe ve Hakan cevabı bilseler bile giremeyecekler. Ben zaten reyküyorum. Buyursunlar. Kelimelerin yazıldığı renkleri söyleyiniz. Mavi, mavi, kırmızı, yeşil, mor, siyah, sarı. Onur kaybediyor. Hakan 4600 lira, Ayşe 4400 lira, Onur 4100 lira ama para tablosunun yarısı duruyor. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Sıraya diz 800. Buyursunlar. Antika, Antarktika ve Antalya sözcüklerinin alfabetik sıraya göre dizilmiş halidir. Ayşe? Antalya, Antarktika, Antika. Doğru Ayşe ile devam ediyoruz. 5200 lirası var. Hangi başlık kaç para? Daha çok para var. 800 TL ikili için. Buyursunlar. Şimdi ben eğer bunu çalarsam sen de badum ching diyeceksin. Badum ching. Ha, çok iyi. Bir tane daha denemek ister misin? Hayır. Ayrılmaz Susam Sokağı ikilisidir. Onur. Edi ile Büdü. Evet. Edi ile Büdü doğru cevap. Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Yeşilçam'da kadınlar 600. Buyursunlar. 1975 yılındaki Aşkı Memnu dizisi uyarlamasında başrolü Salih Güney ile paylaşan aynı rol ile yaşam boyu onur ödülü almış oyuncumuzdur. Hakan. Evet, burada kabloyu tamam tutturdum. Müjdar. Müjdar doğru burada cevap. Hakan Bulut'la devam ediyoruz. Hakan ve Ayşe'nin 5200 lirası var. Onur'unsa sadece 300 lira eksiği var. Ama daha açılmamış kulvarlar ve paralarımız var. Bakalım Hakan ne talep edecek? Okullu sorular 600 lira Serhat Bey. Buyursunlar Hakan Bey. Sağ olun efendim. Günün fırsatı Hakan Bulut için geliyor. Ayşe Hanım yahut Onur Bey yarışamıyorlar. Evet. Bunda sadece ben Hakan mi? Bulut yarışacak. Sağ olun efendim. Ne kadar riske edeceğine sen karar vereceksin. Şu anda 5200 liram var. Hı hı. İstersen evet. 5200 liranın tamamını koyup evet 10400 lira yapabilirsin. Yahut da 500 ya da 1000 lira riske edersin. Hı hı. Yani o zaman da çok cesur görünmezsin. Ben riske edeceğim efendim. 200 lira. Ali sen ölmeye mi karar verdin oğlum? Neden abi, ne gibi? Oğlum sen manyak mısın? Olmaz herhalde değil mi? 200 lira olmuyor. 2200 lira. 2200 lira riske ediyor. Hakan Bey'in 2200 lira değerindeki sorusu gelsin. Hababam sınıfının Mahmut Hoca'dan aldığı en sık cezadır. Dengede durmayı gerektirir. Hakan. Tek ayak cezası Serhat Bey. Tek ayak üstünde durmak doğru. Sağ ol. 7400 lirayla öne geçti. Son sayılar, son kategoriler, son paralar. Hakan Bulut hangi başlık kaç para? Sıraya diz 600 lira. Oldu mu? Ortaya karışık.
karma karışık bir yarışma oldu. Hakan aldı başını gidiyor. Gemi Hadi Aziz'i bakalım. Aldı yani. Harikasın. Ortaya karışık senin için yine. Yine bir tek sen yarışıyorsun. Karma karışık bir soru soruyoruz. Hakan Bulut'un sorusu gelsin lütfen. Harfleri karıştırılarak verilmiş kelimeyi okuyunuz. Başladı. İstakoz. İstakoz doğru cevap. Yarı yarıya olduğunu da programdan önce konuşmuştuk. 8 bin lirayla devam ediyor. Hangi başlık kaç para? Şiveden çıkart 600 lira. Buyursunlar. Bu şehirde Türkiye'nin turizm cennetlerinden Datça var. Fethiye var, Bodrum var. 2005 yılında da dondurmam gaymak çekiliverdi. Ayşe? Muğla. Muğla doğru cevap. Ayşe Tolga ile devam ediyoruz. 5800 lirası var. Hangi başlık kaç para? İkili 600 lira. Buyursunlar. Ben bu ahilleri anlamıyorum. Neden anlamıyorsun? Sen bildiğin pır para o ister dürt para. Aferin. Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Perde'de oynadığı geleneksel gölge oyunu karakterleridir. Onur. Hacivat ve Karagöz. Yanlış. Karagöz ve Hacivat neden öldürüldü? Onur'la devam edeceğiz. Burada da Nilüfer Hatun'u oynayan çok değerli arkadaşımız var Ayşe Tolga. Harika bir film. Ezel Akay'ın eline emeğine sağlık diyelim. Kendisini tebrik edelim. Onur'la devam edelim. Hangi başlık kaç para? 90'lı yıllar 600. Buyursunlar. Bir klöperi yakaladım. Hey, o klöperi bana ait. Bakın İlk bölümü 90'lı yıllarda yayınlanmış en bilinen karakteri Pikachu olan çizgi dizidir. Onur? Pokemon. Yanlış, Rambo olacak. Rambo? Ah be, doğru ya. Pokemon cevabı doğru. Bravo. Onur Dilber'le devam ediyoruz. 6100 lirası Bravo var. Bravo ya, çok iyisiniz. Ayşe. Ayşe, efendim, 5800 lira var. Evet, ne oluyor mısın? Ya? Hakan'ın 8 bin lirası olduğunun farkında mısın? Farkındayım. Bravo. Abi, güzel. Ama Onur'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Şiveden çıkart. 400. Plakası 25, telefon kodu 442 olan Palandöken, Oltutaşı ve Ca Kebabı bulunan ilimiz. Ayşe. Heh, bak o kadar çok üzgünüm. Erzurum. Erzurum doğru. Ayşe Tolga ile devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? İkili 400. Buyursunlar. Ara Beni, Sevmek Zamanı ve Yalancı Sevgilim şarkılarıyla 90'lı yıllarda oldukça popüler olmuş ikilidir. Ayşe. Oya Bora. Oya Bora doğru cevap. Ayşe ile devam ediyoruz. Hakan'ı yakalar mı? Hangi başlık kaç para? 90'lı yıllar 400 lira. Günün fırsatı Ayşe Tolga için geliyor. Onur'un 6100 lirası, Ayşe Tolga'nın 6600 lirası ve Hakan'ın şaşırtıcı bir şekilde 8000 lirası var. Yani. Evet. Ayşe burada burada ne kadar paranı riske ettiğin önemli açıkçası. Hakan'ı yakalayayım diyorum ben. Biraz da geçeyim. Hani onu da çok ezmeyeyim. 2500 lira riske ediyorum. 2500 lira riske ediyor. Barış Manço'nun 7'den 77'ye adlı programında çocuklarla yaptığı 10 puan, 10 puan, 10 puan sözüyle hatırlanan bölümdür Ayşe Tolga. Adam olacak çocuk. Adam olacak çocuk. Hakan Bey. Hakan biraz hırsızı yaptık acaba? Ay, Onur zaten Hayır Serhat Bey, ben gayet yarışmama devam ediyorum. Yarışıyorum ben. Sağ olun Serhat Bey. Sağ olun. Ayşe ile devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Yeşilçam'da Kadınlar 400 lira. Buyursunlar. Ah Nerede filminin finalinde intihar etmek üzere olan Ferit'i affeden Zehra karakterini canlandırmış oyuncudur. Ayşe. Çok severim. Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu doğru. Ayşe.
Ayşe rekora koşuyor. Hangi başlık kaç para? Sıraya diz 400 lira. Dizelim. Red Kit'in ünlü düşmanları Joe, Avarel ve Jack Dalton'un kısadan uzuna sıralanmış halidir. Onur? Joe, Jack, Avarel. Doğru Onur Dilber'le devam ediyoruz. 6500 lirası var. Hangi başlık kaç para? Okullu sorular 400. Öğretmenlerin her ders işlenen konuları ve sınıfta olmayan öğrencileri yazdıkları defterdir. Hakan? Sınıf defteri. Sınıf defteri doğru. Hakan'la devam ediyoruz. Şiveden çıkart 200 lira. Buyursunlar. Sahilinden öteye giderim yali yali. Türküsünde geçen çay ili 53 plakalı bu ilimize bağlıdır. Onur? Rize'dir. Rize doğru. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? İkili 200. Buyursunlar. Patates kızartmasının ayrılmaz sos ikilisidir. Onur? Ketçap ve mayonez. Ketçap ve mayonez. Hiç beklemiyorduk. Onur Dilber'le devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Okullu sorular 200 lira. Buyursunlar. Okulda sıklıkla eşofmanla gördüğümüz öğretmenlerin branşıdır. Hakan? Beden eğitimi öğretmeni. Evet. İnanılır gibi değil, biliyor Hakan Bulut'la devam ediyoruz. Hangi başlık kaç para? Tanrım çok şaşırtıcı. Sıraya diz 200 lira. Dur bunu. En kolay soru. Evliliğe giden yolun köşe taşlarından nişan, nikah ve sözün ilk yapılandan sona doğru sıralanmış halidir. Ayşe? Söz, nişan, nikah. Söz, nişan, nikah doğru. Ayşe Tolga ile devam ediyoruz. 9700 lirası var. Yeşilçam'da kadınlar 200 lira. Buyursunlar. Türk sinemasının Sultan lakaplı oyuncusudur. Onur? Türkan Şoray. Türkan Şoray, Onur Dilber devam ediyor. Kazansa da bir işe yaramaz ama hadi etsin. Hangi başlık kaç para? Son kalmış zaten. 90'lı yıllar 200. Buyursunlar. Serhat Bey. Buyursunlar. İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsam cümlesiyle hatırladığımız ünlü gazeteci ve televizyoncudur. Onur. Yine kazan. Reha Muhtar. Reha Muhtar doğru. Hakan'ın 8600 lirası, Ayşe'nin 9700 lirası, Onur'un 7300 lirası var. Büyük Risk'in final etabının konu başlığı nedir acaba? Bugünkü final konu başlığımız Akdeniz. Büyük Risk final bölümüyle devam ediyor. Başlığımız Akdeniz. Akdeniz başlığıyla ilgili 8600 lirası olan Hakan, 9700 lirası olan Ayşe ve 7300 lirası olan Onur için son sorumuz gelsin lütfen. 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden Akdeniz ülkesidir. 30 saniyelik süreniz başladı. Seksenlerin oyuncularıyla yarıştık. Göründüğü gibi olgun insanlar değiller. Hepsi de parayı seviyor, gördünüz. Birbirlerini yediler. Birbirlerini yenmeye çalıştılar. Birbirlerinden para çalmaya çalıştılar. Bakalım ne kadar paralarını riske ettiler ve ne kadar doğru cevaplar verdiler. Çünkü tüm paralarını riske etseler bile eğer doğru cevabı bulamazlarsa hiçbir anlamı yok. Düğmeler şu anda işe yaramıyor Hakan Bey. Düğmeler işe yaramıyor. Bir saniye. Ben 3,5 senedir bu insanlarla aynı sette çalışıyorum.
Bir kere Onur'la Hakan bir araya gelse, tüm okul yıllarını birleştirseler Ayşe'yi yenemezler. Bu çok... Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yine de üç yarışmacımızın da cevaplarına bir bakalım. Onur Dilber 7300 TL ile girmiş final etabına. 7300 liranın 3000 lirasını riske etmiş cesurca. Ve cevap olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiş. Doğru cevap 10.300 lirayla tamamlıyor. Geriniyor ama gerçekten çok düşük bir puan. Hakan Bulut'un namı diğer Butik Ali'nin 8.600 lirası varmış. Evet Serhat Bey. 1.600 lirasını... Evet. Riske etmiş evet. Ve doğru cevap vermiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 10.200 lirayla tamamlamış yarışmamızı ve elbette ki sunucunun favorisi, stüdyonun en güzeli Ayşe Tolga 9.700 lirayla tamamlamış yarışmayı ve 3.000 lirasını riske ederek doğru cevabı vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyerek 12.700 lira kazanmış. Buraya davet ediyorum Ayşe'yi. ...12.700 TL kazanan Ayşe Tolga'yı tebrik ederken diğer iki rezili de buraya davet etmek istiyorum. Rezil Bey buyurun. Buyurun beyefendi. Rezil Bey Serhat Bey'in yanına geçiyoruz. Siz aşağı... Böyle peki. 80'lerde tanıdığım ve hem insan olarak hem oyuncu olarak beni çok etkileyen bu iki genç adama buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Belki yarışmayı kaybettiler ve Ayşe Tolga 12.700 TL kazanmış gibi görünüyor ama hadi Ayşe Tolga'ya bir soralım. Acaba bu 12.700 TL'yi nasıl değerlendirmek istiyor? Ya öncelikle teşekkür ederim. Bizi programına davet ettin. Uzun soluklu, hep başarılı bir iş olsun. Sonra da canım Onur'um ve canım Hakan'ımla buraya geldiğim için çok mutluyum. Kazanmama da izin verdiler aslında. Çünkü hayırlı bir iş için dedim. Ülkemizde biliyorsun her zaman sivil toplum örgütlerinin çok önemli yaptığı şeyler var. Ama bunlardan bir tanesi çocuk sağlığı ile ilgili. LÖSEV bunlardan bir tanesi. LÖSEV'e destek vereceğim. Bu kazandığım 12.700 liranın hepsini güneşli yarınları görebilsinler diye Bir Tuğla'da Siz Koyun kampanyasına başlıyorum. LÖSEV için geliyor 12.700 Türk lirası. Büyük risk burada sana veriyor. Aldığınız riskler hayatınızı güzelleştirsin, mesleği yeni kapılar açsın. Sevgiler, saygılar, teşekkürler.